Günlerce mezarlıktaki gizemli kızı konuşmuştu. İşte o kız dün gece mezarlıkta yakalandı. O anlar geliyor şimdi ekrana. Bak görüyorum. Kız ne çocuğu değil mi? Kız çocuğu. Kız abi ya. Sen dedin mi? Söyle. Kıyafet de aynı. Yardımcı olan. Para mı istiyorsun? Para verek. Dedin mi? Sıkıntı mı bu? Söyle kızım. O Türkiye'nin günlerce konuştuğu mezarlıktaki gizemli kızdı. Sakin ol tamam. Korkma. Yine gel, önemli değil. Gel. Dün gece mezarlıkta güvenlikçiler tarafından yakalandı. Tamam, yüzünü gösterme, gösterme. Tamam, gösterme. Tamam, tamam, tamam. Yat, yat. Yat. Tamam, yap, bak. Tamam, yap. Öyle yaparsan canını acır. Canını acır, dur. Yapma. 16-17 yaşlarındaydı. Babasını 8 yıl önce kaybetmişti. Annesinin anlattığına göre ruhsal sorunları vardı. Geceleri evden kaçıyor, Çorum'un ulu mezarlığına gidiyor, ağlıyordu. Bir gece görüntülendi. Bak görüyorum. Kız gel buraya. Gel gel buraya gel. Kaçtı. Karanlıkta mezarların arasında kayboldu. Gördük gördük. Vallahi gördük. Vallahi Türkiye günlerce onu konuştu. Çorumlular kızı görmek için mezarlığa akın etti. Şimdi gördüm vallahi. Işık tut. Konuşuyor. Ve gizemli kız dün gece aynı mezarlıkta güvenlikçiler tarafından yakalandı. İlk sözü abi ne olur bırakın beni gideyim oldu. Kız çocuğu değil mi? Kız çocuğu. Kız abi ya. Sen dedin mi? Söyle. Kıyafet de aynı. Yardımcı olan. Para mı istiyorsun? Para verek. Dedin mi? Sıkıntı mı bu? Söyle kızım. Ruhsal sorunları olan genç kız hakkında idari işlem yapılmadı. Önce emniyet görevlilerine sonra da ailesine teslim edildi.